Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Ben Samet. Bugün PES 2021'de Taylan Antalyalı kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, artık bu iki bölümde bitirmek istiyorum. Maksimum iki bölümde hedefimiz bu kariyeri bitirmek olacak. Gerçi daha çok maç var ama çoğunu atlayacağız arkadaşlar. Şimdi Başakşehir maçını bir atlayalım. Gerçi bu önemli maçtı ama 2-0 kazanmışız ve liderliği ele geçiriyoruz arkadaşlar. Taylan Antalyalı önderliğinde. Zaten Ocak ayına gelmişiz. Artık iki bölümde de sadece Avrupa maçlarını oynayacağız. Bu arada kaybettik. Bu kötü oldu ama Başakşehir de kaybetmiş. Bak, bu çok önemliydi bizim için. Başakşehir'in de kaybetmesi çok önemli oldu. Kimseye transfer olmayacağız. Sadece Taylan Antalyalı'yla bir sezon içinde şampiyon olmaya çalışacağız arkadaşlar. Hedefimiz bu bizim. Çünkü aslında iki sezon devam etmek istiyordum ama kendi oyuncu kariyerimiz, hani kariyerimize başlayınca Taylan biraz geri planda kalacak gibi oldu. Ben de hani tadında bırakalım dedim. Bu yıl 23 maçta oynanmışız bu arada. Evet, Konya maçını da geçeceğim. Bunu da bir atlayalım. 0-0 berabere kaldık. Başakşehir kazanmış, Fenerbahçe kaybetmiş. Bak, bu çok önemli bizim için. Rakiplerimiz puan kaybediyor çünkü Fatih Karagümrük maçı. Bunu da geçeceğiz abi. Biraz bunları geçmemiz gerekiyor çünkü. Evet, çok güzel. Bu arada Başakşehir berabere kalmış herhalde. Tam anlamadım ama Alanya maçını da geçeceğiz. Sadece Avrupa Ligi maçlarını oynayacağız arkadaşlar. Evet, 1-1. Bu arada Başakşehir kazanmış. Fark 2'ye kadar indi. Ama olur, biz zaten geriden geldik. Yani bu normal bir şeydi. Şöyle maçı atla diyorum. 1-1 bitti abi bak. Aynı puana geldik şimdi Başakşehir'le. Bu kötü oldu ama gene de biz şampiyonluk hedefimiz tabii ki. Granada maçını oynayacağız arkadaşlar. Şöyle bir genel ayarlara bir bakalım. 7 dakika değil, şunu 6 dakika yapalım abi. Evet. Falcao Granada maçı için sabırsızlanıyormuş ve biz ilk 11'deyiz. Çok güzel. Göbek olarak oynuyoruz. Kadromuz güzel. Bak, Kerem Aktürkoğlu iyi gelişmiş. Stadyum kış güzel abi. Formalarımız, biz şu formamızla oynayalım. O zaman Granada Avrupa Ligi maçı başlasın. Ve İspanya'dayız. Granada deplasmanındayız. Bakalım bu zorlu deplasmanda neler yapabileceğiz. Bildiğiniz gibi gerçekte Granada çeyrek finalde Avrupa Ligi'nde arkadaşlar. O yüzden bizim dikkatli olmamız gerekecek. Kanka, beni de görürsünüz. Bak, ben de biraz ofansif oynayacağım. Neyse abi, biz maçın başında gol yememeye bakalım da golümüzü atarız zaten. Eğer bu maçtan galip ayrılırsak öbür maçı da atlarım. Şimdi Luyendama, yok yok, bana atma sakın Falcao. Çok güzel, Kerem'i gördü. Şimdi sağ bek kim bilmiyorum ama abi bak, kaptırdığın topa bak. Büyük ihtimal Omar. Yani orada pas at, bir şey yap. Şimdi Antonin verdi Kennedy. Kennedy Christian Luyendama verdi Taylan Antalyalı. Taylan önünde bomboş bir alan var. Taylan Antalya'nın topu çekti. Vuruşunu yaptı yandan dışarıda. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ile. Olur abi, sonuçta kaleyi karşıdan gördük. Vuracağız. Eğer adamlara versek mahvedebilirlerdi. Biz de en iyisi böyle yapmayı tercih ettik. Tamam abi, çok güzel. Ryan Babel. Abi nereye atıyorsun? Bir daha bana niye atıyorsun? Bizim orada adamımız var. Sen gelmişsin, bize atıyorsun. Antonin verdi, Soldado savunma araya girdi. Şimdi Taylan Kerem Aktürkoğlu'nu gördü. Kerem'e çok güzel bir pas aslında ama Kerem orada çalımı da attı da topu unuttu nerede olduğunu biraz. O kadar olur. Rui Silva verdi, German Sanchez. German Sanchez uzun oynadığı yerde Marcao var. Marcao sakin olun diyor. Şimdi Saracchi, Belhan da büyük ihtimalle o. Luyendama indir abi. Aha, kaptık orada. Taylan Antalyalı vurdu kaleci. %100'lük golü kaçırdı Taylan Antalyalı. Ama orada araya girmeme çabamız falan gerçekten çok iyiydi de. Çok erken davrandık ya. Çok çok erken davrandık. Orada bizim de hatamız var. Taylan'dan Babel'e. Şimdi Saracchi.
Saracı ver abi, çok güzel. Taylan Antalyalı verdi pasını, ben oraya atmadım ama bak dışarıda Emre Akbaba bomboş. Taylan gitti nereye attı? Queen, Aziz. Şimdi Valejo verdi. Şimdi Ryan Babel topu çekti. Ryan Babel vurdu, Rui Silva. Keşke pas atsaydı Ryan Babel. Şimdi Kennedy. Kennedy'den Queen verdi. Orada Marka araya girdi. Bugün Granada takımına geçit yok abi. İşte, hadi beyler. Hadi Falcao, sen oradan baskı yap. Burayı da ben kapatacağım. Ama orası boş kalmış. Marka reis, kafayı vur. Çok güzel. Luyendama, ama neyi bekliyorsun abi? Ben geriye gelip top alamam. Antonin'den önce Muslera. Çok önemli bir kurtarış. Fernando Muslera'dan. Gel gel Muslera gel. Tamam. Çok güzel. Şimdi Taylan Antalyalı. Taylan. Tabii ki Taylan'da biraz yorgun. Adam her maç oynuyor. Ve ilk yarı sonucu Granada 0, Galatasaray 0. Galatasaray çok etkili oynadı ilk yarıda ama golü bulamadı. Bizi çıkarmadı değil mi? Tamam. Şimdi Taylan. Şöyle önümüzdeki boş alanı bir değerlendirmemiz lazım. Verdi Emre Akbaba. Radamel Falcao. Falcao indirdiği yerde rakip savunma oyuncuları var. Offside'dayız. Christian Lindama. Radamel Falcao'ya bir uzun top daha. Kerem Aktürkoğlu. Kerem ver abi işte ya. Tamam çok güzel abi. Bak orada erken versen vurduk o topa. Bir pas. Vuruş Radamel Falcao'dan üstten dışarıda. Falcao. Galatasaray gole çok yaklaşıyor Radamel Falcao'yla. Şimdi Rui Silva kaleci vurşunu kullanacak. Marka Reis indirebilir mi? Yok. Kennedy alabilecek mi? Alamadı. Çok iyi abi. Beyler böyle topun bizde kalmasına önem vermeliyiz. Bu turu geçmek istiyorsak Granada çünkü iyi takım. Yani iyi top oynuyor daha doğrusu. Gerçekte iyi oynuyorlar. Oyunda da iyilerdir illaki. Abi şu uzun toptan bir vazgeçemiyoruz ya. Hani bir orta sahaya verin, bir şey yapın. Yok, anca uzun uzun top. Şimdi Soldado, Luyendama'dan bir hata geldi. Soldado açtı. Kennedy vurdu direkten dışarıda. Muslera takım arkadaşlarına çok kızıyor. Kennedy ile çok etkili geldi. Granada bizim için bir şans anı. Yani bir kere de onlar şanssız olsun. Biz bugün çok kaçırdık abi. Gene Falcao'ya. Taylan koşuyor. Abi Taylan nereye koşuyorsun? Pasa basıyorsun. Toptan kaçıyorsun. Şimdi Eteki. Federico. Soldado, Eteki, Vico. Şimdi Roberto Soldado. Çok kötü bir vuruş, çok kötü. Güzel. Ya deplasmanda bir tane atarsak bence kendi evimizde turu geçebiliriz. Ve bizi oyundan çıkartmış hoca. Evet, Etebo oyuna girmiş bizim yerimize. Omar, Radamel Falcao. Şimdi Montano, Kennedy. Soldado, Kennedy, Queen yetişemedi. Top out'a çıkıyor. Şimdi Fernando Muslera verdi Omar. Omar'ın pası Radamel Falcao, Ryan Babel'e geçmedi. Etebo aldı. Belhanda, Etebo. Etebo verdi Kerem. Radamel Falcao kaleci. %100'e kaçırdı Radamel Falcao'da. Şimdi Omar. Emre Kılınç, Etebo. Belhanda. Belhanda kaptırdı. Montoro, Eteki verdi Federico. Federico abi artık alın o topu, marka araya giriyor. Şimdi Montoro. Hayır abi, Emre Kılınç çok iyi. Ryan Babel. Ryan Babel şimdi. Verdi Etebo. Falcao indirdiği yerde savunma. Rui Silva. Valejo. Luyendama. Federico. Carlos Neva. Muslera. Çok kritik bir kurtarış yapıyor. 90 artı 3'te artık son 5 saniye falan var. Hoca bitirmen lazım. Emre Kılınç al. Aziz. Montero. Aman beyler bak şu 90 artı 8 oldu. Hoca bitirsene. Dakika 100 oldu ya. Allah Allah. Tam 100 dakika top oynadık. Berabere bitti. Bir dahaki maçı geçeceğim. Eğer turu geçersek oynarız. Yoksa devam ederiz arkadaşlar. Çünkü bu bölüm aklımdaki bitirmek açıkçası. Evet, maç günü 30. Zaten ligde 10 tane maç kalmış.
Hemen şunu atlıyoruz. 4-1 kazanıyoruz. Çok iyi ve Başakşehir'de kaybediyor. Bu bizim için çok iyi oldu. Bu yıl 27 maçta oynamışız ve Avrupa Ligi son 32 tur ikinci ayak kendi evimizde yeneriz ya. Başakşehir'i 5 yemiş ve 3-1 kazanmışız. 3-1 çok iyi çocuklar. Devam böyle. Son 16'da UEFA Avrupa Ligi'nde maça atla dedim. Aga bak Kasımpaşa'yı niye kaybediyoruz? Bak Başakşehir'de kaybetmiş bizim puan farkını açmamız gereken bir maç. Biz kaybediyoruz. Sivasspor maçı abi geçelim bunu. Hani çok önemli maçlar olmadığı için geçiyorum ve 4-0 kazanıyoruz. Başakşehir takibini sürdürüyor. Biz de liderliğimizi sürdürüyoruz. Göztepe maçı 33. hafta bunu da geçiyoruz abi. Bu bölüm bir tık uzun olabilir. Ama iyi bak berabere kalmış herhalde Başakşehir. Borussia Dortmund o çok zor bir maç abi. Çok çok zor bir maç. Bak bunu oynayalım. Tamam mı? Kış güzel. Taylan oynuyor. O zaman Dortmund maçı başlasın. Ve maça Haaland'la Dortmund başladı. Zagadou, Hummels. Hummels'in pası Scholes. Ya artık adı neyse. Lan biz forvet mi oynuyoruz acaba? Neyse ya aman Hummels. Hummels'ten bir uzun top Royce. Abi bize Avrupa Ligi'nde gele gele Dortmund geliyor şaka gibi ya. Royce. Marco Royce verdi Reina. Orada Marcao. Hiç riske girmiyor. Topu direkt taca gönderiyor Marcao. Şimdi Scholes. Ama Taylan alamadı. Alcsel Vissel, Schulis, Royce verdi Sancho yandan dışarıda. İlk tehlikeli atak Borussia Dortmund'dan. Şimdi Muslera'cığım bak ben şuraya geldim tamam mı? Oğlum Allah Allah ver tamam. Yerden oynasanız da sakin sakin orada Haaland var çünkü. Christian Luyendama. Abi uzun oynamayın canınız yiyin. Falcao ne yapsın Hummels'le kafa topunda. Zagadou. Taylan baskıda kalecisi Burki'ye döndü. Jadon Sancho. Şimdi Sancho ile çok etkili geliyor Dortmund. Pası geçmedi. Münye. Münye şimdi. Saracchi mi o baskıda olan abi? Yok Belhanda'ymış. Brandt. Brandt'tan Münye'ye güzel pas ama çok hızlı bir top. Top out'a çıkıyor. Ver reis bak direkt bana gel. Allah Allah. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ver bana siz sakin olursanız abi. Bak gördün mü pası orada nasıl fake verdim? Belhanda. Abi bak şöyle ben ortaya geçiyorum. Ya Falcao bak beni görsene ben gideyim gol atayım Dortmund deplasmanında. Jadon Sancho. Şimdi Christian Luyendama. Saracchi. Bu arada biz de yorgunuz abi. Bu gayet normal. Artık sezon sonlarına doğru geliyoruz çünkü. Ve hücum da oynuyoruz orta saha olmamıza rağmen. Hummels. Münye, Jadon Sancho, aman tamam taş bizim. Gel gel gel. Abi ne yaptın ya şimdi? Ya yani ne oldu şimdi? Topu geri kaybettik. Zagadou, Alcsel Vissel verdi Marco Reus. Marco Reus, Erling Haaland. Haaland'ın vuruşu Muslera çıkarıyor topu. Fernando Muslera değil mi lan acaba? Muslera oynamıyor mu abi? Okan mı oynuyor bu önemli maçta? Ya al ben şu oyunun mantığını bir türlü anlamadım. Acaba Muslera nasıl oynamaz? Yani Dortmund maçında Fernando Muslera oynamıyor. Düşün yani. Bak biz olmasak yediydik golü. Vay arkadaş şaka gibi. Dortmund deplasmanına gidiyorsun ve Muslera'sız oynuyorsun. Challenge'a bak. Çok güzel. Taylan Antalyalı kaptırdı. Orada bari faul yapabilseydik kayamadık. Şimdi Jadon Sancho. Tekrar Sancho. Güzel. Orada 3 kişi aldık topu. Christian Luyendama. Aynen kanka tamam. Hummels bizden çünkü. Münye. Brandt. Münye. Hummels. Hummels'in pası Marco Reus. O bak adam öyle ölmez kanka tamam mı Lines? Bir dahakine kafasına tekme at abi. Top sürülen mesafe Münir, Royce, Sancho. Sırasıyla Taylan vurdu. Haaland'a geçiş yok Taylan'dan. Şimdi Münir. Taylan
Abi koşamıyoruz ya. Vallahi koşsak alır giderdik. Ne güzel kapmıştık orada. Jadon Sancho. Sancho şimdi. Sancho topu çekti. Orada beyler bir alabilir miyiz? Tamam hoca bitir ya. Assel Wissel vurdurmamak lazım. Royce Wissel şimdi. Evet böyle bir oyuncu. Okan. Of vallahi savunma araya girdi. Marcao. Marcao. Hemen uzaklaştırıyoruz topu ve ilk yarı 0-0 bitiyor. Bizi büyük ihtimal ikinci yarı oynanan alır. Biz yani tek Tayland değil kimse etkili oynayamadı. Aa, almamış. İyi abi. Tayland verdi Falcao. Ya abi Allah Allah. Tayland'ın şimdi bütün gençliği bitti. Falcao bu oldu mu abi? Şimdi Tayland Antalyalı baskıda Sancho'ya karşı iki kişi baskıyla Belhanda adamın ayağına vurdu gitti. Jadon Sancho, Meunier. Jadon Sancho. Reisler sakin oynayın lütfen. Sakin. Thorgan Hazard oyunda Dortmund'da. Topa sahip olmaya baksana. Ama aslında bu da bir taktik arkadaşlar sonuçta. Yani Dortmund'a karşı oynuyorsun. Kontradan bir tane atarsan iyi. Hazard. Çok güzel abi. Defansımıza da yardıma geliyoruz. Taylan Antalyalı koşuyor. Ve şimdi Radamel Falcao aldı. Emre Akbaba. Sofyan Feghouli. At abi. Ya Falcao nereye atıyorsun? Allah aşkına ben orada mıyım ya? Ben orada mıyım? Neyse top bizde kaldı. Marcao. Şimdi Taylan Antalyalı. Taylan kaptırdı. Çok büyük bir hata geldi Taylan'dan. O topu almanız lazım. Bak hep hatanızı ben telafi ettim abi şimdiye kadar. Helal güzel. Belhanda. Saracchi olması lazım. Eğer çok büyük bir değişiklik yoksa. Lindama, Falcao, Taylan. Şimdi verdi Sofyan Feghouli'ye. Sofyan Feghouli gole gidiyor. Sofyan Feghouli 1-0 öne geçiriyor Galatasaray'ı Borussia Dortmund deplasmanında. Taylan Antalyalı mükemmel bir pas gönderdi. O inceyi gördü ve Sofyan Feghouli Galatasaray'ı öne geçiriyor. Bu çok zorlu belki de favori gösterilen Dortmund deplasmanında. İşte burada Falcao indirdi. Tayland'dan mükemmel bir pas geldi Feghouli'ye. Feghouli de koşu yaptı ve golünü attı Dortmund deplasmanında ve Tayland asistini yaptı ve oyundan çıkıyor. Yerine Etebo giriyor. Hemen hızlandıralım. Hummels, Zagadou. Artık beyler bu skorun üstüne yatın yani turu geçmek için tamam mı? Martin Linnes, Emre Akbaba, Luyendama, Marcao, Thorgan Hazard, Scholes falan işte Okan helal lan. Pek güvenemiyoruz ama şimdi yani Muslera varken Okan oynuyor çünkü. Zagadou. Abicim lütfen sakin olalım. Marco Reus offside. Offside. Tamam abi çok iyi. Evet. Marco Reus çıktı. Guerrero. Evet konuşamadım. Siz anladınız. O oyunda Haaland çıktı. Wolf girdi. Haaland oyundan çıkıyor. Arda Turan da oyunda Galatasaray'da Emre Akbaba yerine. Dakika 85 artık. Ya böyle bitirmemiz lazım maçı. Feghouli, Marcao, Radamel Falcao, Meunier. Meunier şimdi. Thorgan Hazard, Wolf, Sancho. Beyler son dakika bir sürpriz olmasın. Hazard, Meunier. Hazard vurdu Okan. Çok iyi Okan. Ve maç bitiyor. Galatasaray Taylan'ın asisti Feghouli'nin golüyle maçı kazanıyor. Sadece bir tane şutumuz var ve topla oynama 37. Ama Galatasaray maç kazanmasını biliyor. Bu arada Fatih Terim'i göndermişler mi abi? Değişik bir hoca gelmiş. Bak bu oldu mu şimdi? Galatasaray efsanesini göndermek oldu mu abi? Neyse yapacak bir şey yok. Bu arada 82 olmuşuz. Bu maçı da atlayacağım artık. Bundan sonraki bütün maçları atlayacağım arkadaşlar. Biz böyle artık nasıl biterse öyle final yapacağız. Berabere bitmiş. İyi abi. Başakşehir de berabere kalmış. Bu bizim için iyi oldu. Evet, buraları da geçelim. İleri abi. Ah hani artık nasıl biterse öyle olacak. Hani bütün maçları oynamayalım çünkü. Bu arada oyun önerilerinizi de beklerim. 0-0 bitmiş ve turu geçiyoruz.
Turu Galatasaray geçiyor ve Galatasaray Avrupa Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde. İşte bu. Muslera niye hayatı zorlaştırdık abi? Ve Beşiktaş'ı da yeniyoruz. Puan farkı 5 oluyor. Başakşehir kaybediyor. Fenerbahçe büyük ihtimal kazanıyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final. Bunu da oynatmasan da olur hoca. Sıkıntı yok. Maçı atla dedim. 2-2 kalmışız. Final için bir avantajlı skor diyebiliriz. Tabii ki gençler birine karşı ne kadar avantaj ama bu arada tamam 1-0 kazanmışız. Finalde Başakşehir rakibimiz abi. Şu milli takım maçları ne? Avrupa Kupası elemeleri arkadaşlar. Euro 2022. Ha, Dünya Kupası elemeleri Euro 2020. Pardon, FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri konuşamadım. Bizim maç ne olmuş abi? 3-0 Arnavutluğu geçmişi çok iyi. Devam ediyoruz. İngiltere'yi de geçeceğimizi düşünüyorum. Tabii ki çok zorlu ama ah be 1-0 kaybetmişiz abi. Sıkıntı yok. Beraberlik yetiyor arkadaşlar, tamam mı? Ya büyük ihtimal öbür maçlar sonraya kaldı. Borussia Mönchengladbach deplasmanındayız. Ve 1-0 kaybediyoruz abi çeyrek finalde ilk maçı. Ama ikinci maçta hala turu geçebileceğimize inancımız tam. Evet. 4-2 kazanıyoruz. Ve puan farkını 7'ye çıkarıyoruz. Artık şampiyonuz diyebiliriz arkadaşlar. Hadi beyler kendi evimizde artık turu geçelim ve bir yarı final görelim. Ah be 1-1'i bitmiş abi. 1-1 bitmiş. 2 gol 10 asistimiz var bu arada. Süper Lig'de 37. maçtayız. Artık Avrupa Ligi de bizim için bitti. Sadece lig kaldı abi. Rize'yi de 1-0 yeniyoruz. Puan farkı hala 7. Yeni Malatyaspor maçı evet. Şöyle bir maçı atlayayım. 2-0 kazandık. Çok iyi. Puan farkı hala 7 de artık şampiyon olduk abi. Daha şampiyonluk bitti. Çünkü iki maç kaybetsek bile 6 puan kaybetmiş oluyoruz ve 1 puan yani siz anladınız daha şampiyonuz arkadaşlar. Süper Lig şampiyonu olduk. Evet. Ve 40. maç Hatay'la oynuyoruz. Maçı atla diyorum. Bakalım son maçta berabere bitiyor ve 87 puanla şampiyonluğa ulaşıyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle 40-41. maç mı? Niye 41 tane maç oynuyoruz? Geç abi. 2-0 kazandık. Çok iyi 90 puanla bitirdik ligi abi. Tamam. 90 puanla bitirdik ve 40 maç oynamışız. Ziraat Türkiye Kupası finalini de geçeceğiz. Maçı atla dedim. Bunu da kazanalım. Ah be finalde 2-0 kaybettik. Olsun abi canımız sağ olsun. Sıkıntı yok. 41 maç oynadık bu yıl, bu dönem. Evet, biraz hızlı geçecek buraları. Ya bu maçları oynamaya gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi biz oyuncu menüsünden bir verilerimize bakalım. Milli takımda 8 maç oynamışız. Bir asistimiz var. Tamam. Kariyer kayıtları diyelim. Evet, Galatasaray'da 41 maç, 2 gol, 10 asist 2020 itibariyle milli takımda 8 maç, bir asist yapmışız. Başka neye bakabiliriz? Şöyle takımın bilgisi. Abi biz emekli şey yapamıyoruz mu, veremiyoruz mu acaba? Daha erken diye mi acaba? Neyse sıkıntı yok. Arkadaşlar artık Taylan Antalyalı kariyerimizin de finaline gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonra başka serilerle devam edeceğiz. Abone olup yorum ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.